Hatay'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında örgütün firari hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün akrabası olduğu iddia edilen ve meslekten ihraç edilen eski Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Öksüz'ün de olduğu 3 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Hatay'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında 6'sı tutuklu 26 sanığın yargılanmasına başlandı. Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya FETÖ-PDY soruşturması kapsamında örgütün firari hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün akrabası olduğu iddia edilen ve meslekten ihraç edilen eski Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Öksüz'ün de aralarında yer aldığı tutuklu tutuksuz sanıklarla avukatları ve tanıklar katıldı. Tutuklu yargılanan sanıkların savunmaları Segbis'te alındı. Mahkemede tutuklu bulunan Hüseyin Öksüz yaptığı savunmada FETÖ terör örgütüyle hiçbir bağlantısının olmadığını, Bankasya'yı faizsiz bir banka olduğu için tercih ettiğini ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Çeşitli bankalarda da hesabı bulunduğunu söyleyen tutuklu sanık Öksüz, "FETÖ'cü olsaydım tüm paramı buraya yatırırdım. Niye başka bankada hesabım olsun ki?" dedi. Çocuklarının burs sınavına girdiğini ve devletin verdiği burstan dolayı cemaatin özel okuluna kaydettirdiğini söyleyen Öksüz, "Bankasya'yı kullandığım ve çocuklarımı cemaat okuluna gönderdiğim için pişmanım." diyerek tahliyesini istedi. Tutuklu sanık Öksüz'ün avukatı ise müvekkilinin örgütün firari hava kuvvetleri imamı olduğunu söyleyen Adil Öksüz'le hiçbir akrabalık bağı olmadığını söyledi. Diğer tutuklu sanık M.İ. ise hakkındaki suçlamaları reddederek tanıkların suçlamaları ispat etmesi durumunda en ağır cezayı almaya razı olacağını söyledi. Örgüt üyesi olmadığını ve örgütün haberleşme programı Baylok'u kullanmadığını söyleyen M.İ. tahliyesini talep etti. Mahkemeye Segbis aracılığıyla katılan tutuksuz sanık M.R.H. de örgütle hiçbir bağlantısı olmadığını, akıllı telefon bile kullanmadığını belirtti. M.R.H. Bankasya hesabını babasının ortak hesap olarak açtığını ve yıllar önce babası tarafından ticaret amaçlı basit bir miktar para yatırıldığını söyledi. Kendisinin Türkiye'nin en iyi profesörü olduğunu ve adının FETÖ ile anılmasıyla FETÖ'nün reklamı yapıldığını savunan tutuksuz sanık M.R.H. "Alanya'nın yarısı benim. Ömrüm boyunca çalışmasam bendeki para bana yeter. Çeşitli bankalarda hesabım var. Örgüt üyesi olsam niye başka bankaya para yatırayım ki? Oraya yatırırdım. Ama benim bu örgütle uzaktan yakından alakam yok." şeklinde savunma verdi. Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, aralarında Hüseyin Öksüz'ün de olduğu 3 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine, tutuksuz 19 sanığın adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verdi. Tutuksuz yargılanan bir sanığınsa örgütün gizli haberleşme programı Baylok'u kullandığı gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi. Mahkeme heyeti ayrıca tutuklu sanıkların 16 Aralık 2017 tarihinde, tutuksuz sanıklarınsa 30 Ocak 2018 tarihinde yargılanmasına karar vererek dosyaları ayırdı.